Ellerim dondu ellerim dondu saatlerimiz 07.12 sabahın erken saatlerinde oturduk hatta bazen arkadaşlar soruyorlar hocam gözlerinize ne oldu falan diye gözlerime bir şey olduğundan değil ama erken saat olunca ister istemez şişlik falan oluyor yani yoksa geç saat değil tam tersine erken saatler havada bayağı soğuk çayımdan da bir yudum alayım ne yapıyorsun iyisin bir yaramazlık yok 54 desem ne gelir aklına 54 deyince aklına ne geliyor bu derste? Ne mi geliyor? Ya bak gönder gelsin. 54. günümüzdeyiz. AYT matematikte sen de çıktığımız bir yolda fonksiyonlardan bu yana say 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 54. Trigonometride 11. ders. Hiç vakit kaybetmeyelim gönderelim. Yine birim çember. Yeni birim çember. Öğreteceğiz biz sana bu birim çemberi ya. çapı bir birim olan, merkezi orijin olan çembere birim çember denir. Bakayım kayıtla ilgili bir sıkıntımız yok. Değil mi? bazen böyle kaydı almayı falan basmayı unutuyorum. Tamam kayıtta bir sıkıntı yok. Yoluma devam ediyorum. Tamam şimdi asıl mevzuya gelelim. 16. 17. feyden bahsedeceğim kitabımızdaki. Sinüs teoreminde bir giriş yapacağız seninle. Biliyorsun kosinüs teoremini geçen ders anlattım. Sinüs teoremi nedir diyeceksin. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O, yarıçapı R olsun. Şimdi ben e, burada şu formülü ispatlayacağım. A bölü sinüs A, B bölü sinüs B, C bölü sinüs C, iki tane R'ye eşit. Ya bak muazzam bir kural, muazzam bir formül. Çok da rahat ispatını yapacağız. Herhangi bir çemberde, önce şu bilgiyi bir hatırlatayım çevre açının gördüğü açıyla yayla merkez açının gördüğü yay arasında nasıl ilişki vardı? Burası A açısıysa merkez açı kaç A oluyordu? 2A Bu bilgiyi hatırlatalım. Ardından diyelim ki? Gel kardeşim buradan R çekmişiz. Bir R de buradan çekelim. Çektin hocam ne olacak? Ya bak burası A açısıysa eğer burası 2A'dır, değil mi? Dur 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 acele etme. Burada yarı çaptır bu arada. İkiz kenar üçgen. Hmm, i̇kiz kenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmekle kalmaz. Açıları da iki eşit parçaya böler. Mükemmel. Şuradan şurası ne oldu? A bölü 2 çıktı. Buradan burası ne çıktı? A bölü 2 çıktı. Şurasına da H diyelim artık. Bizim H'miz olsun orası. Şimdi ben desem ki sana burada neyi yazabiliriz? Neyi yazabiliriz? Sinüs A'yı yazarız hocam. Sinüs A dediğim mevzu neye eşittir? Sinüs A dediğim şey karşı kenar A bölü 2 bölü R'ye eşittir. Hatta şunu da biraz düzenleyecek olursak sinüs A dediğimiz ifade A bölü 2 R'ye eşittir. Ben diyorum ki ne diyorum ya ben? Ben diyorum ki 2 R'yi buradan çekelim biz. 2 R'yi kurtaralım. Yani 2 R ile sinüs A'nın yerini de değiştirelim. 2 R eşittir A bölü sinüs A. E hocam bak 2 R'yi buna eşit buldum ya tıpkı burada bulduğum gibi. Şimdi aynı şekilde 2R'yi B cinsinden de bulabilirdim. B cinsinden bulsaydım bu şekilde. Aynı 2R'yi C cinsinden bulsaydım sinüs C şeklinde bu şekilde gelirdi. Hepsi 2R'ye eşit olduğu için hepsi birbirine eşit olurdu. İnanılmaz kolay bir ispatı var. Hele ki unut yani kesin hatırlarsan yani ispatı yapar hatırlarsın. Burası kök 2 olacak burada şey de çıkmamış. Yukarıda verilenlere göre sinüs A bölü sinüs B değerimiz pardon sinüs A ve sinüs B değerimiz nedir? Ben ayrı ayrı hesaplamalarını sordum burada. O zaman burada farklı açılardan bakacağız. Bak önce mavi üçgene bakıyorum. Mavi üçgende hemen sinüs teoremini uyguluyorum. Diyorum ki bak 6 bölü sinüs A var hocam burada. Eşittir diyorum. 16 bölü. 16 bölü sin 100 35 vardır diyoruz. Hemen içler dışlar patlatıyoruz. 6, 16 çarpı sinüsü A eşittir 6 çarpı sinüs 135 aslında sinüs 45'e eşittir. Sinüs 45 dediğimiz ifade kök 2 bölü 2'den ibarettir. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm bitti. Burada bir şey kalmadı. Sinüs A'yı temize çekiyorum. Sinüs A eşittir karşıda 3 kök 2 bölü şuradaki 4'ü aldım bu tarafa attım 4 olarak geldi. Sinü bitti. Gayet kolay zaten. Bu zaten kalemin ucu ısınsın sorusu tamam mı? Şimdi geldim burada sinüs B'yi bulacağım. Ama benim şu açıya ihtiyacım var. Bir açı olmadan bulamam çünkü. 45 derece. 45 derece nereye bakıyor? 8 kök 2'ye bakıyor. O zaman şöyle yazalım. Sin 45. 8 kök 2 bölü sin 45. Eşittir dedim. Yoluma devam. Ben de senin. 6 bölü sinüs B. 6 bölü sinüs B ifadesini çaktım oraya. Dedim ki hadi gel bir işlemleri yapalım. Sinüs B çarpı 8 kök 2 eşittir. 6 çarpı Kök 2 bölü 2. 2'nin nereden geldi belli. Şurada kaldı 3. Kök 2'ler birbirini yedi. Sinüs B dediğimiz ifade 3 bölü 8 geldi. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bence bir yudum çayı. Hak ettik efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Gelsin 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 sorular. Şimdi her seferinde farklı soru çözeceğiz. Tıpkı kosinüs teoriminde sana anlattığımız gibi. Burada da adım 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 yedireceğiz konuyu. Yukarıda verilenlere göre sinüs x değerini arıyorsun. Şuradaki sinüs x değerine ulaşacaksın. Bir tek sinüs 30 verir. Yani buradaki 30 derece verilmiş. Bunun baktığı kenarla bunun baktığı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bunlar verilmiş. Başka da bir şey yok. Diyorum ki gel burası ya da gel şurası y açısı olsun. Şuraya kalan açı nedir? Sinüs olmaz tabii ki. Şuraya kalan açı 180 eksi y'dir. Doğru mu? Doğru tabii ki. Şimdi geldim burada sarı üç sarı üçgen. dedim ki sinüs değerimi yapardım ben aslında. Nasıl yapardım? Buranın da değeri belli değil. Gel buraya da a uzunluğu diyelim. A bölü A bölü sinüs x var bu tarafta eşittir dedim. Bu tarafta ne var? 6 bölü sinüs y ifadesi var. İçler dışlar yaptım. A çarpı sinüs y ifadesi eşittir 6 çarpı sinüs x'tir. Dedim ki böyle kalsın başka bir şey yapamadım çünkü. Farkındasın değil mi olayın? Döndüm geldim bu tarafa yeşil üçgene. Bak yeşil üçgene bakıyorum şimdi. Aynı şekilde burada da bakıyoruz. Yani A bölü sinüs 30 var bu sefer. Allah'tan bilinen bir değer var. Bak burada ne var? 4 çarpı sinüs 180 eksi y var. Bu arada sinüs 180 eksi y'yi görünce yüzümüzde bir güller açıyor. Neden açıyor dersen. Arkadaş ikinci bölgededir bu 180 eksi y. İkinci bölgede sinüsün değeri değişmez. Aslında bu yine sinüs y'ye eşit. Hiçbir şey değişmedi yani. İçler dışlar yaptım. A çarpı bir dakika bunu da maviyle başladık maviyle bitirelim. A çarpı sinüs y ifadesi eşittir sin 30 çarpı 4. Yani sin 30 dediğim şey zaten 1/2 bölü 2 değil mi? Yani bu çıkmadı mı? Yani benim elde ettiğim a çarpı sinüsüye eşittir ki a çarpı sinüsüye eşittir 6 çarpı sinüs x. O zaman diyorum ki bu iki ifade birbirine eşit. 6 çarpı sinüs x eşi... elim bile yazmıyor soğuktan. Bugün niye öyle çok üşüdüm ben ya? Havada inanılmaz soğuk yani ha bugün. Eşittir karşıda 2 var. Sinüs x ifadesi sadeleştiriler gittiler geldiler 1/3 bölü 3 oldular efendim. Anladık mı? Bak Sinüs teoreminde Y'ye 180 eksi Y en sık kullanılan taktiklerden biridir. Çünkü sinüsün değeri orada değişmez. Oldu mu? Şekildeki ABC üçgeninde verilenlere göre X bölü Y oranı nedir? Bak az önceki soruya inanılmaz benziyor. İnanılmaz benziyor ama buraları vermiş bu sefer. Ama fark eder mi fark etmez. Ben diyorum ki gel buradan bir tane açı alalım. A açısı alalım. Şurası ne olacaktır? 180 eksi A olacaktır. Ama özünde biliyorum ki sinüsün buradaki iki değeri de birbirine eşit. Kurtuluşu yok. Ay Allah'ım ne kadar güzel böyle ispatları, kuralları, her şeyleri bilince. Hemen dedim ki burada sinüs teoremi uygulayayım. X çarp X bölü sinüs 180 eksi A ifadesi eşittir. Hop 6 bölü sin 30 ifadesine. Sin 30 mudur o? Sinüs 30 ifadesine. Peki içler dışlar yaptık. X çarpı 1 bölü 2 sinüs 30'u salla artık. 6 çarpı bu ifadeyi de salla. Bu sinüs A'ya eşit artık sen de biliyorsun. 6 çarpı sinüs A. 6'yı karşıya bölüm olarak gönderdim. Sinüs A'yı direkt bulacağım ben değerli olarak. X bölü 12 yazalım mı oraya? X bölü 12 sanırım oldu. X bölü 12 tamamdır. X değeri ile ilgili bir şey var elimde sinüs A ifadesi. Şimdi geldim buradaki sarı üçgene. Aynı mantığı burada da uygulamaya çalışacağım. Y bölü sinüs A ifadesi eşittir. 13'ün karşısında kaç var? 60 var. Burada da ne yazacağız? Sinüs 60 yazacağız. Y çarpı kök 3 bölü 2 ifadesi eşittir. 13 çarpı sinüs. Sinüs A artık. 60 yazma. Şimdi diyorum ki sinüs A'yı yalnız bırakalım. 13 karşıya atalım. Y kök 3 bölü 26 eşittir sinüs A ifadesi. Ay maşallah olaylara bak yani olaylar baya değişti. Şimdi burada da sinüsan var. Burada da sinüsan var. Bunlar dedim birbirlerine eşittir. X bölü 12 imiş yalnız orası. Hatta maviyle yazalım artık gözüksün. X bölü 12 eşittir. Buradan Y kök 3 bölü 26. Bir dakika 2'ye bölerim ben bunları. Burada 6 kalır. Burada 13 kalır. 6'yı karşıya atarım. Y'yi de bu tarafa atarım. Tam istediğim gibi. Neden? X bölü Y kalacaktır elimde. Karşıda 6 kök 3 bölü 13. Hay maşallah diyorum ya. Bir soruyu daha çözmüşüz canavar gibi. Mis gibi oldu ve Güzel soruydu. Güzel çözüm yaptık valla. 6 kök 3 bölü 13. Şimdi yine yine böyle çok ucundan benzer bir soru. Çok kolay duruyor ama ekstra bir, bir şey istiyor senden bu soru. Ekstra bir şey istiyor. Nedir o? Yukarıda ABC üçgeninde verilenlerde burası x. Şurası 90 artı x. Sinüs x'in değerini istedik biz senden. Nasıl ya hocam burası neymiş? 90 artı x'miş burası. Yaz bakayım yerine yazdın. Sinüs X'i istedim ben senden nasıl bulacağım? Yani şimdi senin aklına ilk gelen şu değil mi? Sinüs teoremi çakalım hocam. Çakalım hadi gel çakalım. Şimdi 12 bölü sinüs 90 artı x bak 180 eksi x yazınca hiçbir problem yoktu ama işin içine 90 geldiğinde sen de biliyorsun gıcıktır orası. Orası isim değiştirme çizgisidir. Değiştir çizgisidir. Bakıyorum bak burası değiştir çizgisi. İkinci bölgede ikinci bölgede artı. Aslında bu ifade neye eşit? Kosinüs x'e eşit. Arkadaş biz sinüse gitmeye çalışıyoruz. Bir de karşımıza kosinüs geldi. Neyse dedik. Hadi gel bir de içler dışlar yapalım bakalım orada. 9 tane sinüs x pardon 12 tane sinüs olacak. 12 tane sinüs x eşittir 9 tane kosinüs x'e. Cırt sana 3, cırt sana 4. Dedim ki kos sen gel bakayım bu tarafa bölü olarak. Sinüs x bölü kosinüs x eşittir 3 bölü 4. Bu ifade tabii ki tanıdık geliyor sana. Bu ifade direkt tanjant x'e eşit. Tanjant x e eşittir 3 bölü 4. Bakın biz sinüs değerimden gittik gittik tanjant diye bir değer bulduk. Benim bulduğum değer tanjant x değeri. Tamam da biz kime ulaşmaya çalışıyoruz? Sinüs x değerine. Herhangi bir dik üçgende tanjantın değeri 3'e 4 ise oranı 3 4 5 üçgenidir burası. Kafiyeli oldu ha fena olmadı. Geldim sinüs X'i istiyorum. Bak sinüs X'i bu sefer bu şekilde ettim. Karşı böyle hipo. 3 bölü 5. Maşallah diyoruz be. Maşallah diyoruz be. Nasıl gidiyor? Oluyor mu gençlik? Gelsin bakalım sıradaki. 17. fay. Şimdi sinüs teoreminin mantığı oturdu bence. Şimdi sinüste bir de alan formülü var. Aslında bu direkt geometri. Ama gel gelelim trigonometrinin içerisine bunu koyular içerisinde trigonometrik oran kullanıldığı için. Yoksa biz bunu geometri derslerimizde anlattık anlatıyoruz. Üçgenler kampına katılanlar kimler var aranızda? Oradan hatırlıyorlardır arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeni var. ABC üçgeninde 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A. Hatırlıyor musun nasıl yapılıyordu? Aradaki açıyı alıyordun şuradaki açıyı. Aradaki kenarlar B çarpı C çarpı sinüs A çarpı 1 bölü 2. Ya bugüne kadar neden diye belki sormadın. Artık sorma vakti diyoruz. Ben bu taraftan yapacağım ispatı bak. İndim dikmeyi buradan. İndin hocam. Şuraya dedim ki burası B açısı olsun. Kabul. Burası B açısı. Dikme Dikmeyenlikti ne yapacağız o dikmeyi ya <laughs> bir dakika. Ha şurası da H olsun. Kabul mü kabul. Aa çok kolay bunun ispatı. Bak şimdi sinüs B'nin değerini bana yazdırır mısın? Sinüs B ne demek? Karşı bölü hipo. E yazarız hocam. H bölü H bölü C. Yazdım. Peki sen bana normalde üçgen ABC'nin alanını bul deseydim şunu yapabilir miydin? Derdin ki burası taban. O tabana ait yükseklik burası. Derdin ki A çarpı H bölü 2'dir hocam. Doğru. Şimdi bak şu bölü 2'yi en başa aldım. 1 bölü 2. A'ya da dokunmadım. Aynen yazdım. Dedim ki H nedir? H nedir mi? İçler dışlar yaptım buradan. Buradan H'nin değerini buldum. H eşittir. C çarpı sinüs B'dir hocam. C çarpı sinüs B'dir hocam. Ya yemin ediyorum bak bu ispatları yapınca böyle nasıl lezzetli oluyor. Hani böyle insan bir mutlu oluyor. Bilmiyorum sen de hissediyor musun o mutluluğu. Ben bunu sadece sinüs B'de yaptım. İstediğin kadar istediğin hepsi için yap. Arada kalan açı arasındaki kenarlar çarpı 1 bölü 2. Bitti bu kadar. Sinüs de alan formülü. Yukarıda verilenlere göre bak sağdaki üçgenin alanını istiyoruz. Bak bunun aynısının kosinüsünü çözdüm ben sana. Diyorum ki bunun alanını bulabilmem için benim şuradaki alfa açısına ulaşmam lazım. İyi güzel de biz buradaki alfayı bilmiyoruz. 90 var. 180'e tamamlamak için buraya ne kaldı? 90 eksi alfa açısı kaldı. Ah bu kritik işte. Ben normalde alanı bulurken kullanacağım değerler şunlar. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 16 çarpı 10 çarpı 16 çarpı sinüs alfa yazmam lazım da piyasada sinüs alfa yok. Sinüs alfaya buradan ulaşacaksın. 5 8 hocam diğer üçgeni hesaplayalım sinüs yok ona gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Kosinüs 90 eksi alfanın değerini sen bu üçgende bulabilir misin? Bulursun. Ne dersin? Komşu bölü hipo dersin. De bakalım 5 bölü 8. Peki bir şey daha isteyeceğim senden. Dedim ki kosinüs değerini değiştirirsen elde ettiğin değer nedir? Bak birinci bölge 90 var. Sinüs alfadır. Sinüs alfanın değeridir aslında o 5 bölü 8 olan. Hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 16 çarpı 5 bölü 8. Cırt sana cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. 50 geldi mi buradan? Geldi. Bitti soru bu kadar. Tamam mıyız? O 90'ları iyi düşünmek gerekiyor. Çok da işi uzatmamak gerekiyor. Şimdi bak farklı bir soru daha çözelim. Alanda gerçekten böyle paralel kenar falan atalım araya. ABC de paralel kenarında S1 bölü S2 oranı nedir? Biz bunu paralel anlatırken dörtgen çok hiç sinüs alana girmedik. Dedik ki böyle bir formül vardır. Aslında özünde geldiği yer onun sinüste alandır. İspatı oradan gelir. Ay maşallah ispatlarına kadar girebiliyorsun böyle. Çözdün. Olmadı mı bak. 3 m, m, 4 m. Şuraya ne kaldı? 2 tane m. Şuraya da 2 tane m kaldı. Kabul mü? Kabul. 2 ne? Ne? 3 ne? 2'ye bölünmüyor. Ya o zaman ben niye bunlarla uğraşayım? Derim ki bunu 2 ile çarparım. Onu 2 ile çarpınca da burası 4 ne olur? E ama hocam soru? Soru değişmez. Soru aynen kalır. 4, 2 daha ne yaptı şurası? 6 tane ne yaptı? O zaman burası 3 tane nedir? Şurası da 3 tane nedir? Ben şimdi diyorum ki S1'in alanını bulalım. S1'in alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı 3N çarpı 3M çarpı sinüs D açısı. Niye buradaki D açısıyla ilgili yapabilirim ben bunu. Geldim buradaki alanı bulmaya. S2 oranı eşit pardon alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar. 4 tane N. 2 tane M. Çarpı sinüs B açısı. Ya tamam da bir şey söyleyeceğim. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir be güzel arkadaşım. Yani sinüs D ile sinüs B zaten birbirine eşit. O zaman diyorum ki gel bunları taban ta, taraf tarafa bölelim. Cırt sana cırt sana. Neler neleri, M'ler M'leri götürsün. Sinüslerin zaten eşit olduğunu söyledik. Bir de şurada yok bölü 2'yi zaten götürmüştüm. Bir daha götürsem saçma olacak. Tamamdır. Yukarıdan S1 aşağıdan S2. Burada yukarıdan 3 göre 3'ten 9. Buradan 2 kere 4'ten 8. 9 bölü 8'dir efendim. 10. sorumuzun cevabı. Toplamda 14 sayfa. Hay maşallah. Bugünkü dersimiz de öyle çok yormadan bizi bitireceğiz. Şimdi yine olmazsa olmazı yani bak geometri kitabını aç. Sinüste alanla ilgili hatta sinüste üçgende alanı aç. Üçgende alanla ilgili böyle soru bulmazsan geldi ki trigonometri olmadı hocam. Nasıl yani nasıl olmadı? Trigonometri yok söyledim çünkü trigonometriyle alakası yok ama yani kesinlikle var bu tamam mı? Yemin ederim çay bir anda buz gibi olmuş sanki ya. Ne çabuk oldu ya. A, D, D, C, 4. Tamam. A, B, 6. Burası 2. A, F, D üçgenin alanı. A, F, D dediğimiz yerin önce tespiti yapılır bir soruda. Yaptım hocam. Şuranın alanı ne çıktı? 12 birim kare. A, B, C üçgenin alanı kaç birim karedir? A, B, C üçgenin alanını arıyoruz. Yani renkli kağıdım var mı? Varmış çok da belli olmadı ya neyse. Biz buradaki üçgenin alanını arıyoruz. Şimdi üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceksin ama artık sinüste alan formülüyle de ilgi bir şey yapabiliyorsun. Şu kenarın uzunluğu belli 8. Bu kenarın uzunluğu belli 6. Şu alfa açısını bulursam derim ki soruyu bulurum. Derim ki alan ABC'yi bulmak istiyorsan Mehmet hocam 1 bölü 2 ile 8'i çarpacaksın. 8 ile 6'yı çarpacaksın. Bir de aradaki açıyı buldum. Şıpakat tamamdır. <laughs> Olayı halledeceksin. Sinüs alfa. Şimdi baktım o gelmiyor sinüs alfa. Şuradaki yeşil üçgene baktım. Yeşil üçgenin alanını bulmak için 1 bölü 2 çarpı. Dikkat et yeşil üçgenin bir kenarı kaç? 4 çarpı. Diğer kenara kaç? Şuradan şuraya kadar uzanıyor 8 çarpı. Sinüs alfa mı? Sinüs alfa olacağım? Peki o üçgenin alanı belli mi? Belli. Ne verilmiş? 12 verilmiş. Ya soruyu bitirmişsin sen zaten. 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 3 kaldı. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm 4 kaldı. Ben buradan şunu yazarım. Sinüs alfa eşittir hocam. 3 bölü 4'tür. Peki gel bu soruyu artık bitirelim mi beraber? Bence bitirebiliriz. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4. 2 kere 4 8 yaptı. 3 kere 6 18'dir. Baktım seçeneklere attım cevabı Ceyhan'a. Dedim ki bu kadar peş. Güzel bir soruydu. Şimdi daha böyle az önce 90'la bir soru çözmüştük hatırlıyor musun? Yine dedim ki bir 90'da soru daha mı istiyor acaba bu soru? ABC üçgeninde 90 Bu arada tekrar sinüs teoremine geri döndüm ben. Tamam alanla ilgili bence çözdüklerimiz bunlar zaten üçgende alanla ilgili onda çok fazla örnek yapılıyor. AB eşittir 12 santim. BC eşittir 5 santim. BC eşittir BC eşittir CD. Yani şuranın uzunluğu şuranın uzunluğuna eşit. Hop burası 5 birim. Doğru mu okudum? BC eşittir. Tamam da 5, 12, 13 üçgeni değil mi hocam? Otomatikman buraya 8 kalmaz mı hocam? Kalmaz olur mu? Kalır tabii ki. Buranın da değeri de 8'dir. Şimdi baktım başka bir şeyler arıyor gözlerim. Yani bu indim dikten falan da değilmiş bu arada haberin olsun. Sinüs x değerini istiyorum. Ben sinüs x değerini istiyorum. Nasıl bulacağız? Şuraya bir yazalım mı? 90 eksi x. Kabul mü? Kabul. Şuraya y ye yazsam. Şuraya 180 eksi y yazsam o da kabul mü? O da kabul. Şimdi yukarıdaki sarı üçgenden başlıyorum. Ee, Y'nin karşısında 12 var, aşağısına ne yazılır? Sinüs Y yazılır. Eşittir derim. X'in karşısında kaç var? 8 var, karşısına kaç yazılır? Sinüs X yazılır. Biz sinüs X'i arıyoruz, değil mi? Bir dakika. 8, Seki... bir dakika. Ufakta bir sadeleştirme var. Ya ben böyle sayıları da sevmiyorum. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. İçler dışlar yaptık. 2 tane sinüs Y'nin cevabı eşittir 3 tane sinüs x'dir. Bekle sin. Hiç dokunmuyorum. Geldim yeşil üçgene. Yeşil üçgende bak şunun karşısına bak. 5 bölü sinüs 180 eksi y. Artık 180 180'li değer ve sinüsü gördüğünde korkmuyorsun. Biliyorsun ki aslında bu ifadenin ta kendisidir sinüs Değişen bir şey olmamıştır. O bizi rahatlatıyor. Zaten amacımız oradan ilerlemek. Ee, şuradan da 5 bölü 5 bölü Sinüs 90 eksi x yazabilir miyiz? Sinüs 90 eksi x yazabilir miyiz? Ama artık sen bunun değerini biliyorsun. Bunun da değeri kosinüs x'tir hocam. Aynen öyle. A 5'ler birbirini götürdü. Şimdi kalan ifadeleri böyle içler dışlarla yazacağım. Tamam mı? Şu şekilde. B 1 çarptım. Sinüs y geldi. 1 çarptım. Kosinüs x geldi. Buraya kadar her şey senin için tamam mıdır? Ki tamam olmalı. Bir sıkıntı yok. Dedim ki gel taraf tarafa bölelim. Cırt sana cırt sana bunlar gitsin. 2 eşittir. Hatta 2 bölü 3 eşittir daha güzel olacak. 3'ü de karşıya attım. 2 bölü 3 eşittir. Sin x bölü kosinüs x'in değeri nedir? Tanjant x'tir. Soru benden ne istiyor? Sinüs x istiyor. Yine farklı bir yerden çözüm yapmış olduk. Daha farklı çözüm yolu var mı? Kesinlikle var arkadaşlar ama ben sinüs teoremini kullanmaya çalıştım. Tanjant x ne demek? Karşı bölü, hipo, pardon komşu demektir. 2 kere 2'den 4, 3 kere 3'den 9, kare kökü kök 13. Kök 13'ümü de buraya yazdım. Soru benden sin x'i istediği için sinüs x karşı bölü hipotenüs dedim. 2 bölü kök 13 yok yok hocam. 2 kök 13 bölü 13'ü de yaz da belki seçeneklerde böylesi de vardır diyorsan ben onu da bırakırım oraya. Ve günün geldim son sorusuna. Yeniden bir tane daha ÖSYM soru alan sorusu. Aslında ÖSYM böyle çok soru sordu ve geometrinin içinde sordu. Bugüne kadar onları sen geometriyle çözmeye çalıştın. Bu soru trigonometriyle çözülebiliyor. Ve nasıl çözülüyor bakalım? Geometriyle de çözülüyor. Şekildeki ABC üçgeninde şu değerleri yazmayı biliyorsun. 3 tane AD, 6 tane 3/2, 6/2. AD'ye 2 tane K yazarsam BG'ye K yazabiliyormuşum. Bu da yine 3 tane K'ye eşitmiş. Bunlar tamam. Geldim buraya E, ye, M ye yazabiliyorsam F, C'ye ve e, A, E'ye 2M yazabiliyormuşum. Oradaki oranlara baktığında bunları çok net bir şekilde yazdın. Dedi ki sarı alanın bütün alanı oranı nedir? Ben de gittim dedim ki gel buraya bir alfa değeri çakalım biz. Ardından şunu yapayım. Alan ABC'nin değerini bulmak istesem ben şunu yazarım. Dedim ki bütün alan nasıl hesaplanır? 1 bölü 2 çarpı. Yan taraf toplamda kaç K'ye tekabül ediyor? 6 K'ye. 6 tane K. Ye. Çarpı yan taraf kaç tane K'ye tekabül ediyor? 5 tane M'ye. 5 tane M. Ye. Çarpı bir tane yazacağım. Sinüs alfa yazacağım. Bir dakika acele etme. 1 bölü 2 sinüs alfayı bir blok olarak yani bir bütün olarak düşün. Şunu demek istiyorum. 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı 30 tane M ye. K. Buraya kadar kabul müsün? Hocam niye bunu sa sadeleştirme? Bekle bekle sadeleştirme. Sen bana güven. Sadeleştirme. Kabul müyüz efendim? Kabul. Dedim ki gel bir de buradaki sarı üçgene bir bakalım. Bak bu üç sorular nasıl çözülüyormuş aslında farklı yoldan. Bunu da göstermiş oluyoruz. ADE üçgenini görüyorsun. Diyorum ki 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı yandaki iki kenar. 2K çarpı 2M. Bak senin bloğun buydu. Bloğun buydu. Bunu sabit bir değer olarak düşün. Şurası 30 çıkmıştı ya burası ne çıktı? 4 mk çıktı. Ben bunun tamamına 30 tane alan dersem bunun tamamına demek ki kaç tane alan diyebilirmişim? 4 tane alan diyebilirmişim. Diyorum ki tamamı 30 tane alan olsun hocam. Eyvallah. Şuraya dedin ki hocam sen 4 tane alanları. Süpersin. Şimdi bir tık alan parçalamaya geldim. İki parçaya 4 alan düşüyorsa 3 parçaya 4'ü 2'ye böldüm 2 3 de çarptım 6 tane alan düşer mi düşmez mi kesinlikle düşer geldim bu tarafa 2 tane M'ye 10 tane alan düşerse 1 tane M'ye 5 tane alan düşer mi düşmez mi kesinlikle 5 tane alan düşer soru benden artık istenenleri verdi. Ya çok güzel çözdük soruyu ama ya. Gerçekten çok güzel çözdük. Burası 11. ders özel 11'e olsun. Aşağısı tabii ki bütün alan olduğu için 30 alan. da hepsini hesaplamıştık. 11 bölü 30. Bu sinüs teoremiyle çözülmüş haledir. Vurdum cevabı. Ama dilersen sen normal üçgendeki alan formülüyle de çözebilirsin. Alanları parçalarsın. Zorlanır mısın? Zorlanırsın. Bunu görmek mesele midir? Meseledir ama biz ikisini de göstermiş olalım sana. Efendim bugünkü dersimiz de biter. 15. föy 16. föy ellerden öper. Sonrasında... Artık periyotlara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kitabın neredeyse yarısı bitti. 16. Föy, 17. Föy bitti. 18. Föy ile birlikte, neredesin buradasın? Trigonometrik fonksiyonlarda periyotlara geçiyoruz. Periyotlarla devam edeceğiz. Grafikleri çizeceğiz. Grafiklerden sonra ters trigonometrik fonksiyonları anlatacağız. 11. Sınıf müfredatına kadar olan kısım burada bitecek. Sonrasında 12. Sınıf müfredatı olan kısmı sinüste toplam fark formüllerine giriş yapacağız. Hadi bakalım bir dakika bir şey unuttun hocam. Niye takvimi unuttuk? Gel takvimimizi de işaretleyelim beraber. Nerede benim kalemim? Efendim 11. gün. 16. 17. föyü biter. Bak yarısı bitti ya. Yarısı bitti trigonometri. Boşuna mı diyorum sana? Geri kalan günlere bak. 23 günde bitiriyoruz efendim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar. Sen ölü, ödevlerini yapıyorsun. Günü gününe çalışıyorsun. Sadece matematiğine değil geometrisine de bakıyorsun. Diğer derslerine de. Bu sene olacak diyoruz inşallah. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.